Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda kabızlığa iyi gelecek yiyecekler hakkında bilgiler vereceğiz. Emeğimize destek için kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. İyi seyirler. Kabızlığa iyi gelen yiyecekler. Kabızlık ile ilgili sorununuzun üstesinden nasıl geleceğinizi ve hangi besinleri nasıl tüketeceğinizi bilmek istiyorsanız videomuzu mutlaka izlemelisiniz. Kabızlık, daha çok sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam şekli ve öğünleri atlamakla alakalı bir sorundur. Sorunun üstesinden gelmek için hemen ilaçlara başvurmayın. Çünkü erik, elma, ıspanak, pırasa, lahana, incir, kayısı, üzüm, zeytinyağı ve sinam eki gibi besin maddeleri kabızlık problemini ortadan kaldırmada oldukça etkilidir. İşte kabızlığa iyi gelen yiyecekler ve ne şekilde tüketileceği. Kayısı. Yemeklerden sonra yaş kayısı tükettiğinizde sindirime yardımcı olursunuz. Çok fazla yendiğinde ishal yapabilir, ancak bu açıdan da kabızlığı önlemede ve gidermede önemli bir yeri var. Kayısıyı nasıl tüketmemiz gerekiyor diyorsanız, güneşte kurutulmuş aşı kayısıları süt ile birlikte kaynatıp içerseniz oldukça iyi sonuç alabilirsiniz. Diğer bir tüketme şekli de 5 tane kuru kayısıyı sıcak suyun içinde 1 ile 2 saat kadar bekletip gece yatmadan evvel bunları yerseniz ve de bunu 3 hafta kadar uygulamaya devam ederseniz bağırsaklarınızı düzene sokarsınız. İncir. Bağırsaklardaki toksik maddelerin atılmasında ve kabızlığın giderilmesinde etkili olan incir, başka meyve ve sebzelere nazaran en yüksek lif içeriği olan meyvedir. Kabızlığa karşı taze incir tüketebileceğiniz gibi, kuru incir de tüketebilirsiniz. Kuru incirleri akşamdan suya koyarak, sabaha kadar bekletin, aç karnına yiyerek, bağırsak faaliyetlerinizi çoğaltabilirsiniz. Ek olarak, 5 tane kuru inciri, 1 bardak suda, bir gece boyu bekletin. Sabah, aç karnına, bu inciri yiyip, üzerine de, beklettiğiniz suyu içerseniz, kabızlığa karşı etkili olduğunu görebilirsiniz. Haftada birkaç defa uygulamanız gereken bu yöntem, şeker hastaları için kesinlikle uygun değildir. Erik. Potasyum, magnezyum, demir, fosfor mineralleri ile A, C ve B vitaminleri bakımından oldukça zengin bir meyvedir. Kabızlık problemine karşı birebir etkili olan erik, mükemmel bir idrar söktürücü olup, aynı zamanda sindirim sistemini çalıştırmakta ve hazmı kolaylaştırmaktadır. Eriği komposto olarak tüketirseniz ve bunu düzenli şekilde yaparsanız, bağırsakları çok iyi çalıştırır. Şayet kurutulmuş erik kullanacaksanız, erikleri akşam suya yatırıp sabah aç karnına içerseniz, kabızlığa karşı faydasını görebilirsiniz. Üzüm. Özellikle kuru üzüm, kabızlığa karşı birebir etkilidir. Üzüm çekirdekleri ile birlikte, yaş olarak tüketilse bile, mideye zarar vermez, sindirimi hızlandırır ve bağırsak sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur. 10 gram kadar kuru üzümü, 1 su bardağı kadar kaynar suyun içine ekleyin ve 10 dakika kaynadıktan sonra için. Her gün 3 bardak tüketirseniz, kabızlık sorununuza iyi gelecektir. Elma. Lif yönünden en zengin gıdalardan biri olan elma, sindirim sisteminde bağırsak hareketlerini tetiklemekte ve hızlandırmaktadır. Elmayı kabuklu olarak yemeyi alışkanlık haline getirmelisiniz, çünkü lif kabukta daha fazla bulunmaktadır. Yemeklerden önce yiyeceğiniz elma, kabızlık problemi için çok daha etkili olacaktır. Ispanak. Vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin olan ıspanak, vücut için gerekli olduğu kadar hazmı kolaylaştırmakta ve kabızlığı önlemektedir. Çiğ şekilde salata yapılarak tüketildiği zaman, çok iyi bir lif kaynağı olan ıspanağı, dilerseniz yemeğini yaparak da tüketebilirsiniz. Ayrıca, ıspanağı kaynattıktan sonra bal ile tatlandırıp içerseniz, kabızlığa karşı etkili olur. Lahana. Diğer bir lifli besin kaynağı da lahanadır. Hazmı kolaylaştıran lahana, aynı zamanda kabızlığı önlemede de yardımcı olmaktadır. Lahanayı haşlayıp, bal ile tatlandırdıktan sonra, suyunu sabahları aç karnına, öğlen ve gece yatmadan evvel birer su bardağı içebilirsiniz. Bunun yanında 10 tane lahana yaprağını kaynattıktan sonra, her gün 2-3 su bardağı kadar içerseniz, kabızlık sorununuzu giderebilirsiniz. Pırasa. Mide ve bağırsak ile ilgili yaşanan sorunlarda oldukça etkili olan pırasa,
bol vitamin ve mineral kaynağı bir gıdadır. İster zeytinyağlı, ister pirinçte pişirilsin, bağırsakların faaliyetlerini düzenlemekte ve kabızlığa karşı etkili olmaktadır. Yalnız, haftada 3-4 kez pırasa tüketirseniz fayda göreceksiniz. Sinem Eki. Bu besin, içerindeki glikozit ve antraçain türevleri sayesinde müsil etkisi görmektedir. Kabızlığa karşı, kısa süreli kullanılabilecek Sinem Eki, en çok 10 gün süre ile kullanılmalıdır. Bu süreden daha fazla devam edilirse, bağırsaklarınızın tahriş olmasına neden olabildiği gibi, karın ağrısı ve gaz da yapabilmektedir. Bunun önüne geçebilmek için de, rezene ile birlikte karıştırılarak tüketilmesi önerilmektedir. Zeytinyağı. Kabızlık sorununa iyi geldiği gibi, birçok hastalığa karşı da çok iyi gelmektedir. Ülser ve gastrit gibi hastalıklara karşı koruma sağlayan zeytinyağı, hazmı kolaylaştırıcı özelliği sayesinde, besinlerin bağırsaklar marifetiyle çok daha kolay emilmesini sağlamakta, bağırsaklardan yiyecek geçişlerini kolaylaştırarak, kabızlığı önlemektedir. Sabahları aç karnına 1-2 çorba kaşığı zeytinyağını, sade ya da suyla karıştırarak içerseniz, basit kronik kabızlığa iyi gelmektedir. Burada bahsedilen bilgiler, uzman bilgileri değildir. Kullanmadan önce, uzmana danışılması gerekmektedir. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yeni konularda tekrar görüşmek üzere.